Efendim, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı, sayın operatör doktor Aret Kamar hocam bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş, hoş bulduk. Hocam. Hocam. Hoş bulduk kolay evet, gelsin. İlk sorumuz aslında bütün hanımlar hep aynı şeyi soruyor. Acaba kis mi vardır ne vardır ne oluyor yumurtalıklarda? Ne evet. yumurtalıklarda Kadınların kis, hayatında her hep, zaman duyduğu bir şey. Evet. Kistim var kistim ne, var kistim yani var. Ne, neden anlaşılabilir bu? Ne olursa anlayabiliriz? Şimdi e, kist yumurtalıkta büyüyen, içi sıvı dolu. Bir e, zar gibi bir şey düşünelim. Hmm. Bir balon düşünelim. İçinde de su dolu olduğunu düşünelim. Çünkü kist yanlış olarak mesela polikistik over içinde kullanılıyor. Bende hmm. kist varmış diyorlar. Halbuki o kist değil. Miyomlar içinde bazen kist terimi kullanılıyor. O da kist değil. Hmm. Kist olması için bir zarı olacak. Zarın içinde de sıvı olacak. E, Miyomlar mesela bir patatesin üstündeki yumru gibi. Yani içinde sıvı yok onun. O sert bir doku, lastik gibi. Dolayısıyla kistler yumurtalıktan kaynaklanan, içinde sıvı olan bir yapı. Şimdi bu yumurtalıkta büyüdüğü zaman tabii ki ilk belirti ağrı oluyor. Bir şey büyüyor içinde. Hareket ederken ağrı hissediyor. Bir şeyler batıyor gibi hissediyor. Hatta kadınların onu çoğu üşüttüm zannediyor. Çünkü hı hı. kadınların yumurtalı böyle çalışıyor aslında. Her kadının adetten itibaren bir yumurtası büyüyor. Yumurta büyüdükçe böyle kasığında batma gibi şikayetler hissediyor. Sonra yumurtlama dediğimiz dönem geliyor. O büyüyen, içi sıvı dolu olan, içinde yumurtayı ihtiva eden yapı patlıyor karnın içerisinde ve o yumurta serbest kalıyor hmm. ve o yumurtalığı da tüpler alıyor. O Yumurtanın çatlaması, patlaması artık ne derseniz o dönemde kadının kasık ağrısı oluyor. Hı. Ve kasık ağrısı sırasında bazen karnın içerisinde kanama da olabiliyor. Ve kadınlar onu hep ben üşütmüşüm. Ayaklarım işte açıkta kaldı ya da işte suyla oynadım bir şeyler yaptım. Hı. Üşüttüm zannediyor. Aslında üşütmeyle alakası yok onun. O tamamen yumurtalığın çalışmasıyla ilgili bir şey. Hı. Ve ardından eğer gebelik oluşmazsa, 15 gün içinde de kadınlar adet görüyorlar ve adet gördükleri zaman artık yumurtalık yine sıfır pozisyonuna geçmiş oluyor. Yeni ayın yeni yumurtalarının büyütülmesi aşamasına geliniyor. Şimdi demek ki kadına biz herhangi bir zamanda baktığımız zaman ultrasonla yumurtalığın içerisinde büyüyen yumurtayı görebiliriz. Büyüyen ve çatlayan yumurtanın artığını da görebiliriz. Yani yumurtalığa böyle pat diye baktığınız zaman Hı -hı. Sizde kist var demek doğru değil. Kadınlar genelde muayeneye gittiklerinde pat diye muayene oluyorlar. Ben de 3 santim kist var diyorlar. Onların çoğu aslında yumurta. Adından da anlaşıldığı gibi kist diyebilmek için bunun sebat eden bir şey olması lazım. Yani bu ay bakacaksın onu orada göreceksin. Gelecek ayda bakacaksın onu orada göreceksin. Sonraki ayda bakacaksın yine orada göreceksin. Ve büyüdüğünü göreceksin. Eğer büyüyorsa... O da bize sıkıntıdır. Burada bir şey büyüyor. Bu hep var. Bu ay da vardı. Geçen ay da var. Hep var. Buna bir şeyler yapmak lazım deniyor. <laughs> Onun için bizim için kistlerle yumurtaları birbirinden ayırmak lazım. Özellikle adet gören kadınlarda. Çoğu gözüken, ultrasonla gözüken şeylerin çoğu zaten yumurta oluyor. Aslında kist olmuyor bile. Evet, peki ne? bu kistlerin hocam iyi huyulları ve kötü huyullarından bahsedilir. Nedir bu iyi huylu kötü huylu? Ne yapar iyi huylular ve kötü huylular? Şimdi yumurtalıkta gördüğümüz kistlerin kist dediğimiz şeylerin çoğu yumurta. Yumurta olduğunu gördüğünüz o zaten fizyolojik bir şey. Kadın Hı -hı. zaten onlar olmazsa menopozda demektir. Yani yumurta büyümüyor demektir, menopozda demektir. Dolayısıyla yumurtalıkta bir şey gördüğümüz zaman o çoğu zaman yumurta. Hı -hı. Biz ultrasonla baktığımız zaman en kolay zaten yumurtalığa bizim görmemiz, ulaşmamızı sağlayan araç ultrason. Bugün artık hemen hemen her kadın doğum doktorunun muayenehanesinde var. İşte karından yapılan ultrasonda ya da aşağıdan yapılan ultrasonda içi sıvı dolu bir baloncuk görüyorsunuz. Şimdi buna baktığınız zaman evet İlk önce biz baktığımız zaman bir kere bu gerçekten kist miye bakıyoruz. İkincisi bu tehlikeli bir kist midir? Yoksa yumurtalığın çalışmasıyla alakalı bir durum mudur'a bakıyoruz. Tehlikeli dediğimiz zaman tabii yumurtalıkta kanserler de oluyor kadınlarda. Doğurgan yaşlarda çok fazla olmasalar da menopozdan ve menopoz sonrası zamanlarda yumurtalıkta gördüğümüz kistlerin bir kısmı tehlikeli olabiliyor. Yani yumurtalık kistleri yumurtalık kanserleri kadının hayatında önemli bir kanser çünkü bazen çok ufakken bile sağa sola sıçrayabiliyor ve kadının ömrünü çok ciddi bir şekilde tehlikeye atabiliyor ve çok belirti vermiyor her zaman. Dolayısıyla kadınların belli dönemler içerisinde mutlaka kontrol olmaları gerekiyor. Şimdi bir kiste baktığımız zaman içindeki sıvıyı görüyoruz. Bir de onun etrafını görüyoruz. Eğer etrafı incecikse Kistin içindeki sıvı berraksa, kistin cidarındaki o yapı kalın değilse, o etrafındaki o balon dediğimiz dokunun e, kistin içine doğru böyle e, parmaksı çıkıntılar, girintiler bilmem ne filan yoksa etrafı düzgünse e, bunları çoğu zaman iyi huylu kabul ediyoruz. Düzgün cidarı, içi temiz, herhangi bir çıkıntı mı kıntı yok filan bunlar iyi huylu. Kötü huylularda daha kalın duvarları var etrafında. içindeki sıvının yapısı böyle alacalı bulacalı. içinde böyle e, septasyon dediğimiz işte perdeler falan var. Yani iki bölümlü, üç bölümlü, dört bölümlü falan gibi. Bazen de böyle parmaksı o boşluğun içindeki sıvı boşluğun içine sallanan çıkıntılar var. Bunları gördüğümüz zaman bu acaba kötü huylu bir şey midir? Yani bir kanser midir? Her zaman araştırmamız lazım. Araştırmada nasıl oluyor? Genellikle ultrason eşliğinde oluyor. Ultrasonla biz baktığımız zaman... Çıkıyor mu hepsi hocam ultrasonla? Çoğu çıkar, çoğu çıkar. E, Doppler dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Yani Doppler, Şimdi Doppler bir test mi kan akımı, gerek? kan akımını gösteriyor Hı -hı. Doppler. Şimdi e, tabidir ki basit olan bir kiste doğru düz kan akımı görmezsiniz. Hı -hı. Çünkü normal dokuyla beraberdir. Ama kanser dokusu hızlı ilerleyen, hızlı büyüyen, hızlı beslenen, beslendikçe de daha da büyüyen bir doku. Dolayısıyla kanserli dokuya baktığınız zaman oraya daha çok kan damarlarının hücum ettiğini, çünkü besleniyor, kan çekiyor kendine. Görüyorsunuz işte Doppler'le baktığınız zaman o dokunun daha çok kanlandığını görürseniz, daha böyle canlı canlı damarların etrafında yoğun olduğunu görürseniz kanser olduğundan daha çok şüphe ediyorsunuz. Tabii yardımcı teknikler de var. MR dediğimiz bir teknik var. MR'da işte tomografi de deniyor, MR da deniyor. Bu kistin tam etrafını, tam yapısını, tam büyüklüğünü, sağa sola uzantıların olup olmadığı, sağa sola sıçramış olup olmadığı filan her şeyde gözüküyor. Kan testlerinde de çok sık olarak yaptığımız bazı tümör markerı dediğimiz tümörlerle beraber artan bir şeyler var, testler var. İşte herkesin çok sık olarak bildiği CA125 filan denilen bir test var. 19-9 var, 15-3 var, CEA var filan filan. Kan testleriyle de bunun gerçekten e, tümöral bir yapı olup olmadığını da değerlendirebiliyoruz. Ama Allah'tan ki kadınlarda gördüğümüz kistlerin çoğu iyi huylu. Yani gençlerde %90'ın üstünde iyi huylu. Menopozda biraz daha farklı. Menopozda biliyorsunuz yumurtalık çalışmıyor. Menopoz demek yumurta bitti artık yumurtalığın yumurta üretme ile ilgili bir fonksiyonu çalışmıyor demek. Dolayısıyla biz yumurtalığa baktığımızda gerçekten menopozlu bir kadında mesela kadın bir senedir iki senedir adet görmüyor artık menopozda kabul ediyorsunuz. Yumurtalıkta yumurta benzeri bir şey gördüğümüz zaman o zaman daha bir dikkatli incelememiz gerekiyor. Genç kızda bu yumurtadır diyorsunuz ama menopozlu kadında bu yumurtadır diyemezsiniz her zaman. Aksi ispat edilene kadar hep acaba kötü bir şey mi diye değerlendirmek lazım. E, Tabii bunların gerçek teşhisi bütün vücutta üreyen kistlerin, dokuların gerçek tesisi patolojidir. Ha, patolojidir. Evet hocam yani, yani ee, gidiyoruz geliyoruz 10 kere gittik bir şey olmadı evet, gibi. Patolojidir. Eğer böyle şüphe ettiğimiz ya bu kanser olabilir filan dediğimiz şeyi alıp patolojiye göndermek lazım. Tabii kanserli dokuyu ameliyat ettiğimiz zaman biz eğer kanser olduğundan büyük ihtimalle şüphe ediyorsak Frozen dediğimiz ameliyathane şartlarında, Patoloji bakılıyor. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Parçayı alıyoruz, tahliye oluyoruz. Bir hafta, on gün sonra sonucu geliyor. Ama tabii kötü olduğunu düşündüğünüz bir şeyde bunu yapamazsınız. Çünkü bunu yaptığınız zaman sonra kadını bir daha ameliyat etmek zorunda kalırsınız. Kötü olduğunu düşündüğünüz kuvvetle muhtemel bu kötüdür dediğiniz şeyde ameliyathane şartlarında patolog bakıyor. Ee, eğer kötüdür derse ameliyat ona göre büyütülüyor. İşte etrafındaki dokular temizleniyor, lenf bezleri temizleniyor filan. Peki hocam çikolata kistleri neden olur ve ameliyat edilmeli midir? Şimdi çikolata kistleri kistlerin kadınlardaki kistlerin en sık olanlarından bir tanesi. Doğurganlık yaşında oluyor. Bunların içinde kan var. Ee, onun için içi biliyorsunuz bekleyen kan siyah oluyor. Akan kan kırmızı oluyor. Bekleyen kan siyah oluyor. Ee, şimdi bunun içinde bekleyen bir kan olduğu zaman bunu açtığınız zaman ya da kestiğiniz zaman içinden eee sufrenin içindeki çikolata gibi simsiyah bir kan dökülüyor. Onun için bunun adı çikolata kisti olu vermiş. Aslında o kadar da masum bir şey değil. Çünkü kadına gerçekten çok büyük eziyet eden bir kist ne yapıyor? Ağrı yapıyor. Karnın içerisinde yapışıklıklar yapıyor. Tüpü tıkıyor. Kadının hamile kalmamasına sebep olabiliyor. Ee, yani kadını öldürmüyor ama süründürüyor. Bunların çok nadiren kanserleşme ihtimali de var. Ama genelde kadında bunu gördüğünüz zaman o kadın bununla ilgili hayatında sıkıntı çekecek Doğru demektir. Kesinlikle. Ne zamana kadar? Evet. Menopoza girene kadar. Çünkü menopoza girdiği zaman bu kadın artık adet görmediği için bunlar da azmıyorlar. Yani bu kadın adet gördükçe normal adet kanı dışarıya akarken bunların da içine hep kanama oluyor. Dolayısıyla kadınların adet zamanında çikolata kisti olanların ağrıları çok fazla oluyor. Çünkü bunlar geriliyor. Onun için adet ağrısı çeken kızlarımızın mutlaka çikolata kisti var mı diye bir ultrasona girmeleri gerekir. Adet ağrısı normal bir şeydir deyip geçiştirmemek gerekir. Çünkü çikolata kisti olduğu zaman bu kız adet gördükçe gördükçe büyüyecektir adet gördükçe bu da büyüdükçe sağa solu birbirine yapıştıracaktır. Ondan sonra ileriki yaşlarda bu kızın çocuk sahibi olmayla ilgili sıkıntıları olacaktır. Evet. Evet, peki hocam bu kist ameliyatları açık ameliyatlar mı oluyor yoksa kapalı laparoskopik ameliyat mı oluyor hocam? Bugün Yaptığımız ameliyatların %90'ın üstündesini kapalı ameliyat yapıyoruz. Bu sadece kadın doğum için geçerli değil. Teknoloji artık çok ilerledi. Kapalı ameliyatlarda kullandığımız alet edevat da çok ilerledi. Bizim için önemli olan ameliyat ettiğimiz hastanın erkek olsun kadın olsun bir an önce normal hayatına dönmesi ve ağrı çekmemesi. Şimdi eskiden açık ameliyatlar, açık ameliyatlar karnı hop boydan boya kesiyorsunuz. Ondan sonra içeriden bir şeyler bir şeyler yapıyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz ama kapattığınız zaman karın dokusu otururken, kalkarken, bir şeyler yaparken hep gerilen bir doku. Kesip diktiğiniz yer hiçbir zaman normal yapısına gelmiyor. Her zaman daha hassas, her zaman hareket ederken ağrıyabilecek bir yer. Bir de ameliyattan sonra bir ay neredeyse orası dikişler, taze dokular birbirde kaynamaya çalışıyor bilmem ne. E, neredeyse bir iki ay normal hayatından alıyordu. Ama şimdi kapalı ameliyatlarda biz karnın içerisinde aynı şeyleri yaptığımız halde bile karnı kesmediğimiz için, delikleri açarak içeriye girdiğimiz için yaptığımız ameliyat aynı ama kadını aynı günde evine yollayabiliyoruz. Ve bir iki gün içerisinde kadın normal hayatına dönebiliyor. Onun için kapalı ameliyatlar her zaman çok avantajlı. Peki. E, hocam bu çikolata kistinin içini boşaltmak bir çözüm müdür? Evet. Hamile kalmak zor mudur? Öyle Şimdi kistlerin hepsinde bu kistimi boşaltırdım filan deniyor. Yumurtanın içini boşaltabilirsiniz. Normal yumurtalıkta çalışan yumurtalık dokusun. Çünkü zaten onlar çatladığı zaman yumurtayı serbest bırakıyor yani siz onu boşaltmasanız bile onun içi bir şekilde boşalacak bir yere kadar büyüyecek bir yerden sonra boşalacak o çözüm ama kist dediğimiz gerçek dokular çikolata kisti olsun diğer kistler olsun aslında onların hastalıklı dokusu kistin etrafındaki doku kistin içindeki sıvı sadece o etrafındaki dokunun ürettiği bir şey. Dolayısıyla kistin içerisine girip kisti boşalttığınız zaman en fazla 15 gün sonra aynı şeyi göreceksiniz demektir. Dolayısıyla kisten içini boşaltmak değil, kistin sıvısını üreten o etrafındaki dokuyu yumurtalıktan soyup almak lazım. Kiste olan kadınlar dedik ya her zaman bir muzdarip, eziyetli ağrı çekiyor, hmm. çocuğu olmuyor filan. Ee, her zaman karşımıza geliyor kistle beraber ben hamile kalabilir miyim acaba diye kistle beraber çok güzel hamile kalınabilir. Çünkü kistler bir tarafta oluyor genellikle. Öteki yumurtalık ve tüp genellikle etkilenmemiş oluyor. Bunu nasıl anlayacağız? Kiste olan bir kadını gördüğümüz zaman eğer çocuk da istiyorsa rahim filmi çekiyoruz. Rahim filminde eğer rahim ve tüplerin normal olduğunu görürsek bu kadının tüpleri açık. Bu kadın evde hamile kalabilir diyoruz ama nereye kadar? Kadının yaşı büyükse, erkeğin spermi iyi ise o zaman e, şey yapıyoruz, bekliyoruz ama öteki türlü kadını bir an önce tedaviye alıyoruz. Çünkü kiste olanlar biraz zor hamile kalıyorlar. Peki, hocam. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Sayın Operatör Doktor Aret Kamar Beyefendi hocam yanımızdaydı. Teşekkür, Teşekkür de, ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, sağ ol. teşekkür, Sağ olun.